yükseldiniz, onu verdiniz. Sizleri Başa Gazi Mustafa Kemal. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın bir mimoza çiçeğine benzer. Mimoza çiçeğinin yaprakları çok narindir, çok naziktir. Üflediğiniz anda gider. Çok kadına karşı hassas olmak lazım. Ama eğer o mimoza çiçeğini koparmak isterseniz dalından kopmaz. Kopartamazsınız. O yüzden 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü kutlu olsun. Bu arada bunu burada söylemekte çok gurur duyacağım bir şey var. Sabahleyin 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili ilk eşimi kutlamam lazım. Dedi ki videoyla bütün kadınların Kadınlar Günü kutladı, beni unuttun. Hayır, unutmadım. Burada canlı olarak kutluyorum. Efendim, Bit Pazarı biraz isim olarak irite etse de aslında İngiltere'de, Fransa'da, bütün Avrupa'da, dünyada sürekli kurulan bir pazardır. Aslında bir değiş tokuş pazarıdır. Eskileri burada getiren belki bir çay tabağı, belki bir bebek bizi eskilere götürecektir. Aradığınızı bulabileceğiniz yer burasıdır. Birçok AVM'ye gidersiniz. Bulamayabilirsiniz ama Bit Pazarı'nda her şeyi bulabilirsiniz. Biz Bornova'ya bugün Nur Pazarı diyoruz. Nurlar yağdı. Aktif bir pazar yeri kuracağımızı söylemiştik. Evet, ikinci el otomobil satılıyor. İkinci el eşyalar satılıyor. Perşembe günü burada sosyete pazarı kurulacak. 19 Mart. Buradan kadınlara müjdeleyelim. 19 Mart'ta sosyete pazarı, 850 tezgah kurulacak burada. Sonraki 22 Mart pazar günü klasik otomobillerin sergilendiği antika pazarının İzmir'e ilk defa oluşacak bu arada, bunu da müjdeleyelim. 22 Mart'ta antika pazarının oluşacağı bir pazar yeri. Yıl sonunda da 10 gün bir Noel pazarı kuracağız. Yani insanların aradıklarını bulabilecekleri ve Bornova'yı tercih edebilecekleri bir alan olarak burayı ürettik. Sayın Hakan Beşyıldız'a, Pazarcılar Derneği Başkanı'na, bu konuda bize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bornova'ya hayırlı olsun, bizi izlemeye devam edin. Saygılarımı sunuyorum size efendim. Başkanım. Teşekkürler.